karşıyız. Öbürü diyor komünizme karşıyız. Yani herkesin kendi emperyalizmi kendisi dışında farklı anlamda. Şimdi birisi ABD olarak görüyor emperyalizmi. Öbürü de emperyalizm olarak değil Sovyetler ama olarak Sovyetler olarak, komünizm olarak görüyor. İşte Türkiye'de çatışma döneminin başlangıç kısmı tam bu tanımlamalardan tabii geliyor. Asıl mesele şu, bütün o ikisinde kim gösterdi meselesi. O zaman demin senin o baş... Bu şeyi atlamayalım, 46-47'yi atlamayalım. Bir görüntü var, arkadaşlarda var ya o camideki mahya görüntüsü. Şimdi bu 46... Suri zırhlısı. Evet. Yani. Suri. Evet, bu 46-47, şimdi mesela Türkiye'de çok bilinmiyor. Yani bizim bu yön değiştirme hikayemiz, Sovyetlerden Rusya'ya, Sovyetlerden ABD'ye doğru şeyimiz. Hocam... Hikayesini siz anlatın isterseniz. Evet, şimdi bakınız, daha bunları bir şey, yaptık. Daha bir şey daha yaptık. PTT 3 Buluk bir seri yayınlıyor. Tek elde 50 sigaralık özel bir sigara üretiyoruz. Hereke fabrikasında 18 tane küçük halı üretiyoruz. Yani biz o 46'da hani sessiz sedasız yön değiştirirken o kısmı, yani o çok konuşuluyor zaten. Hocanın bahsettiği diğer kısım çok konuşuluyor ama niye yön değiştirdik sorusunun cevabını iyi verdiğimizde aslında 68'i, muhtıraları, darbeleri ve sonrasını çok net anlamış oluruz. Efendim tabii. Şimdi düşününüz, bakın komünizmle mücadele dernekleri kurdurtuyorlar. Bir numaralısı Malatya'dır, iki numaralısı Erzurum'dur. Erzurum'da kim var? Fetullah Gülen var. Geldi bakın iş nerelere. Bugün sözünüzü unutmayın. Yüksel Çengel vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ben üniversitede tanımıştım. Biliyorsunuz oğlu bizde asistandı. Biliyorum. Mesela o da MTTB'de o dönem, işte İsmail Karamanlı'la aynı dönem. Ama bir şey de belki bu dönem hatırlatmak lazım. Mesela o dönem Turancıları da bir Almanya'ya yaranmak için müdahale ediyorlar. Bu sefer Sovyetlere karşı uzaklaştık diye komünizmle mücadele kısmı da başlıyor değil mi? Aynen. O sonra şeye gidiyor işte, dernek kısmına gidiyor. Şimdi sen Sovyetlerden uzaklaşıyorsun ya, ABD'ye şeyi de gösteriyorsun. Bak ben bunlarla mücadele ediyorum. 46'lar, o gözaltılar başlıyor, içeride av başlıyor. İşte ondan sonra, bir de, ama bir taraftan da işte Turancılık davasıyla da Almanya'dan uzaklaştığını falan söylüyorsun. Yani sistematik olarak bir mühendislik, tarih 46-47. Şey. Aynen öyle, başlangıç noktası. Türkiye'de evet, niye tartışılıyor hocam 46-47? Tartışıyoruz işte. Hayır biz tartışıyoruz da şöyle, insanlar şöyle, mesela resmi tarih okunduğunda genelde biz nasıl bakıyoruz? Türkiye'nin NATO'ya girişi değil mi? Oradan alınıyor. Mesela Sovyetlerden niye uzaklaştığıyla ilgili çok büyük şey yok. Ondan sonra sizin dediğiniz gibi Sovyetler toprak talebinde bulundu. E peki mesela şu soruyu karşı sorulmuyor. Tamam, Sovyetler toprak talebinde bulundu. Peki ABD ne istedi? Değil mi? Şimdi İsmet İnönü oraya rotayı kırdığında ABD ne istedi? O soruyu Marshall'ıdır, işte Truman doktrinini falan bir sürü şey geliyor da bizim sonraki siyaset şekillenmemizin bence ana kaynağını oradan aramak gerekiyor. Ya şöyle bir gerçek var tabii. Hikayesini bize bir anlat, bir reklama gideceğim. Bir daha gelsin fotoğraf. Animasyon ya ben daha doğrusu. De bunu ilk defa gördüm ben bugün. Ben de çok şaşırdım. Şimdi, evet ilk sen defa gördüm. Sen gönderdin doğru ben göndermedim. Editör arkadaşlar beraber bulduk da onlar buldular. Onu, yani benim şeyim Eyüp değil. Eyüp mi buldu? Şöyle, evet. Bravo hatta Eyüp ya. Şey dedi yaşıyor diye yanılmıyorsam yaşıyor dedi şeyi. Öyle yazmıştı grubu Eyüp. Sonrasında görüşelim falan dediler ama telefon açtılarını bilmiyorum. 47'de dört başlı canavara karşı. Atatürk'ün gericiliği sembolize eden dört başlı yeşil canavarı inkılap kılıcıyla öldürmesine dair illüstrasyon Ramiz Gökçe 1953 demiş herhalde vefat etmiş. Tarafından çizildi. 13 Haziran 1947 tarihli Mizah dergisinde yayımlanmış. 47'de yayımlanmış. Şimdi tamam bak İslamcılık bak. Tamam faşizm komünizm işte Turancılık mesela bak burada... Şimdi söyleyeyim ben size. Bir reklama gideyim dönün söyleyeyim. Tamam tamam. Söylev'de net söylüyor kendisi. Biz diyor İslamcılığı da Turancılığı da işte dağılma sendromu olduğu için de. Ne sendromu? Dağılma, ülkenin dağılma. Tabii görüyorlar. Dağılma sendromu. Yani, görüyor onu. O aslında bizde şey değil mi hocam? Bazen söylenir ya burası bizim son vatanımız. O sendromun hala bir benzeridir doğru bu. Doğru söylüyorlar ha. Yani mesela biz 5 milyon kilometre kareden 780 bine indik. Tarihçiler derler ki aslında büyük şey hedeflemen lazım. Ama o şey hala belli bir süre kapımızı bırakmadı. Hocamın bu bahsettiği yer önemli. Sebebi şu. Dur bakayım şimdi abi, şurada bir yerde olacak. Ben Sivas kampını bu 27 Mayıs'ı yazarken, 27 Mayıs askeri darbesi üzerine. Şimdi orada aslında 1959'da Ethem Menderes askerin taleplerini Menderes'e getiriyor. Askerin şöyle birkaç talebi var. Birinci talebi diyorlar ki Barzani meselesi var Irak'ta. Ve burada siyasal Kürtçülük ortaya çıkacak. Dolayısıyla bir liste var, bu listeyi tutuklayalım diyorlar. Sonra 55A dediğimiz mesele. İki Sovyetlerden kaynaklı şeyler var. Tehditler var, bunları engellememiz lazım. Menderes bu kendisine getirilen raporu işleme koymuyor. Niye koymuyor? İnanmıyor.
Diyor ki kondurmuyorlar ordu böyle bir şey diyor yapmaz ki, diyor yani. Ki bunlar benim oy alacağım ki orada aşiretler çok yani Doğu Güneydoğu'da bütün aşiretler neredeyse Menderes'e veriyor. Bunlar bir şekilde beni orada oyumu engellemeye çalışıyorlar ve bunun üzerine o dönem Halis Öztürk Ağrı milletvekili kendisine çok güveniyor. Halis Öztürk'ü çağırıyor. Diyor ki Halis durum bu. Kimseye söyleme. Bana güvenilir bir adam bul Irak'a gönder. Bir bak bakayım bunların bahsettikleri gibi bir tehdit var mı? Yoksa abartıyorlar mı? Halis Öztürk birini alıyor Ağrı tutaklı birini gönderiyor. Doğru. O gidip geliyor diyor Doğru. ki böyle bir şey yok. Fakat bu başka bir anekdot anlatayım hocam. Bu da tarihi bir şey. Ben bu Arap Baharı'nda Mısır'daydım. Mısır'da biliyorsunuz Mursi'ye karşı darbe yapılmış da ya. Ben orada aynı soruyu Biltacı'ya sormuştum. Görmediniz mi diye. Biltacı da bana Menderes'e cevap vermişti. Dedi ki ya Menderes'e de diyorlardı ya. İşte bunlar sana darbe yapacak Menderes çıkıyormuş bu emir subaylarına da. Bu genç evet. aslanlar mı bana darbe yapacakmış der, diyormuş dedi. Bizim Sisli'de yakalandığımız dedi Menderes'in yakalandığıydı. Bu da tarihi bir anekdot. Dolayısıyla da orada sonrasında Menderes'in esas olarak darbe meselesindeki mesela 3. orduyu çok konuşmak gerekiyor. Bekir Ağabey Gümüşbalay'ı biraz konuşmak gerekiyor. Çünkü o temkinli yaklaşıyor darbe meselesine. Ama benim edindiğim izlenim, yaptığım araştırma bu 1959'dan itibaren aslında Bilgi Hocam'ın dediği gibi geliyor. Çeşitli kaynaklar üzerinden geliyor. Ama her şekilde şu. Bu gençler mi bize darbe yapacak? Bu genç aslanlar mı bize darbe yapacak söylemi? Fakat en çok konuşulmayan mesele aslında resmi tarih yani Menderes dönemini yazanların da çok üzerinde durmadığı mesele o Eskişehir'de kablonun kesilmesi meselesi. Orada aslında bir yumuşama eğilimi var. Yumuşama eğilimi var fakat bazıları diyorlar ki tamam orada 25'inde bunu gördü. O yumuşama eğilimini gösterdi ve bu mesajın iletilmediğini anladı. Elinde radyosu var. Evet, evet. Şeyi var yani bunu yayabilecek mekanizması var. Bu mekanizmayı niye yaymadı sorusunu ve yine getiriyorlar diyorlar ki yani Menderes hala o eski şeyinde kaldı. Ya bu darbe olmaz. Dolayısıyla da izin vermezler. Bir de şey meselesi var tabii. Yani bu sokağa güvenme hikayesi var ya. Tabii tabii. Yani. Ama bir şey söyleyeyim. Bu, ben genç. Bunu bir araştırmada görmüştüm. Neyi? Hangisi? Bu rakam meselesi. 140 bin öğrenci. Hayır yani orada bir şey karşılaştırma yapıyor. Toplumu etkileme kısmı. Dolayısıyla nitelik ve nicelik meselesi şu bugün de tartışılıyor ya. İşte zaten. Yani rol model bir hikayesi var tabii, ya. Tabii tabii. Yani çünkü o normalde okulu bıraktıktan sonra tatile gittiği zaman şöyle bir şeyle durmuyor oradaki öğrenci. Kıymet veriliyor. Çünkü köyde de her yerden çıkmıyor. Tabii, tabii ya, değerliydi. Çünkü bu arada şunu da unutmayın. Hani meclis başkanı. O dönemin öğrenci hareketi liderlerinden. Yok. O dönem değil. Öğrenci hareketi lideri değil ama babası muhafazakar camianın önde gelenlerinden.